stop loss zararı durdurmak, kol kesmek. Her üçü de aynı anlama geliyor. Belirli bir seviyede zararı kabullenerek işlemden çıkmak demek. Peki bu seviye neye göre belirlenir? Mutlaka kullanılması gerekli mi? Çeşitleri nelerdir? Bu hafta bu sorulara kapsamlı bir şekilde değinerek stop loss kavramını tüm detaylarıyla konuşacağız. İyi seyirler dilerim. Diyelim 10 TL fiyat ile bir hisse senedi ya da kripto para aldınız. Paybaşı 2 TL'den fazla zarar etmek istemiyorsunuz. O zaman fiyat 8 TL'ye gerilediğinde elinizdekileri satmak için aracı kuruma bir emir iletirsiniz ve fiyat 8 TL'ye düşerse elinizdekiler otomatik olarak satılır. İşte bu işleme stop loss ya da zararı durdurmak denir. Uzun uzun anlatmayacağım çünkü stop loss'un ne olduğunu öğrenmek kolay. Fakat tam anlamıyla anlamak ve uygulamak sanıldığı kadar basit değil. Öncelikle stop loss kullanmaya mecbur muyuz? Bu konuyla başlayalım. Yani işleme girmeden önce ne kadar zarar ettiğimizde işlemden çıkacağımızı mutlaka belirlemeli miyiz? Çoğu kişi bu soruya yüksek sesle evet diyecektir ama böyle bir zorunluluk yok. Warren Buffett dahil pek çok piyasa profesyoneli stop loss kullanmaz. Hatta duymuşsunuzdur Warren Buffett'ın ilk kuralı asla para kaybetmedir. İkinci kuralı birinci kuralı unutmadır. Yani stop loss'a yer yok. O zaman stop loss kullanmıyoruz işleme giriyoruz ve unutuyor muyuz ona da hayır. Arkadaşlar piyasada işlem yapmanın tek bir doğrusu yok. Trend takipçiliği, değer yatırımcılığı, büyüme yaklaşımı gibi doğru bilinen bazı stratejiler var. Ve bu stratejilerin kendi içerisinde doğru kabul edilen bazı yöntemleri var. Son videomun yorumlar kısmında kanalın da ilk üyesi olan Efe düşüş durumunda zarar kes yapma, bekleme ya da maliyet düşürme kararı neye göre verilmeli diye sormuştu. Aslında bu haftayı biraz Efe'ye borçluyuz. Çünkü o soruyu gördükten sonra bu videoyu çekme kararı aldım herkesin bilgi sahibi olması gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Stop detaylıca değineceğiz ama ilk olarak Efe'nin de sorduğu gibi hangi durumlarda stop loss kullanılabilir ya da kullanılmayabilir onu konuşalım. Öncelikle hangi durumlarda stop loss olmazsa olmaz. 1- Day trading yapıyorsanız yani kısa sürelerde işleme girip çıkıyorsanız. 2- Alım kararınızı sadece teknik analize göre verdiyseniz. 3- İşlem yaptığınız tutar portföyünüzde büyük bir yer kaplıyorsa ya da hayatınız için önemli bir paraysa veya belirli bir süre sonra o paraya ihtiyaç duyacaksanız. Örneğin çocuğunuzun okul parasını yatırıma yönlendirdiniz ve birkaç ay sonra ödemeniz gerekiyor. Böyle bir durumda elbette stop seviyesi belirlemelisiniz. 4. Kaldıraçlı işlem yapıyorsanız. Mesela çift taneli kaldıraç uygulayıp zarar kes emri vermemek gerçekten de tam bir çılgınlık olur. Bu saydığım 4 durumda bana göre stop seviyesi kullanmak mecburi. Sonuç olarak işlem tutarınıza, vadenize ve işleme girme motivasyonunuza göre stop seviyesi belirleme kararı almalısınız. Bunların tersi durumda da stop loss kullanmayabilirsiniz. Onları da sıralayalım. 1. Kısa sürede işlemden çıkma zorunluluğunuz yoksa. Gerektiğinde aylarca hatta yıllarca bekleyebileceğiniz bir tutar ile işlem yapıyorsanız. 2. Alım kararını yalnızca teknik analize göre vermediyseniz. 3. İşlem yaptığınız tutar total portföyünüzde büyük bir yer kaplamıyorsa. 4. Kaldıraç kullanmıyorsanız. 5 aldığınız menkul kıymeti iyi araştırdıysanız ve gerçekten güveniyorsanız. Efenin sorusu Ülker özelindeydi. Örneğimizi de çok detaylandırmadan Ülker üzerinden verelim. 18 TL fiyat ile Ülker hisse senedi almıştım. Portföyümü şeffaf bir şekilde paylaştığım için beni takip edenler zaten elimde ne var ne yok biliyorlar. Devam edersek Ülker'in fiyatı 15 TL'ye kadar geriledi ve ben elimden çıkarmadım. Tutmaya devam ettim. Çünkü bir borsa İstanbul için önümüzde negatif bir senaryo görmüyordum. Yani pozisyonu terk etmem için ekonomik konjüktürde bir gerekçem yoktu. 2- Alım kararımı teknik analizden ziyade temel analize göre vermiştim. 3- Kaldıraçlı bir işlem değil spot bir alımdı. Ülker'e yatırdığım para kısa vadede bana lazım olan bir para değildi. Zaten uzun vadeli yatırımlarda değerlendirdiğim bir paraydı. Ve Ülker'in benim toplam portföyümdeki oranı yüzde 2'nin altındaydı. Ülker'i uzun vadede beklediğim takdirde güzel getiriler sunabilecek ucuzlukta bir fiyattan aldığımı düşünüyordum. Haliyle böyle bir durumda stop loss kullanmamak, tamamıyla işlemden çıkmamak daha mantıklı bir seçim. Stop loss evet sizi büyük zararlardan korur. Ama doğru olmayan durumlarda kullanıldığında yüksek kar alabileceğiniz işlemlerin boş yere kapanmasına neden olabilir. Warren Buffett eğer stop loss kullansaydı, emin olun şu an hiçbirimiz onun adını biliyor olmazdık. Çünkü onun stratejisi için stop loss doğru bir yöntem değil. Öte yandan örneğin çok beğendiğim bir trader olan Ed Seiko'da da stop loss kullanmasaydı bu kadar başarılı olamazdı. Çünkü onun stratejisinde de stop loss olmazsa olmaz bir yöntem. Sonuç olarak zarar kes seviyesi belirleyip belirlememeniz gerektiğini iyi analiz edin. Stop losssuz işleme girilmez diyenlere aldırmayın ve ufak düşüşlerde işlemlerinizi komple kapatmayın. Öte yandan en başta saydığım maddeler sizin için geçerli ise kendi iyiliğiniz için mutlaka ama mutlaka stop loss kullanın. Özetlersem kısaca işleme girmeden önce şu soruları sorduğunuzda stop loss kullanıp kullanmamaya karar vermeniz çok kolay olacaktır. 1. Kaldıraçlı bir işlem mi? 2. Kısa vadede bu paraya ihtiyaç duyacak mısınız? 3. Bu para hayatınız için ciddi bir para mı? 4. Bu para total portföyünüzü ciddi etkileyebilecek, hatta batırabilecek seviyede mi? 5. Bu işleme neden girdiniz? Peki şimdi geldik asıl soruya. Stop loss seviyesi nasıl belirlenir? Bunu en basit şekilde kendi durumunuza göre yapabilirsiniz. Örneğin bir işleme girdiğinizde kaybedebileceğiniz maksimum tutar belirliyse bu sizin stop seviyeniz olabilir. Mesela bir işleme girdiniz ve 1000 TL'nin üzerindeki bir zarar sizi gerçekten üzecek. O zaman stop seviyesini en fazla 1000 TL zarar edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da bunu yüzdesel olarak belirleyebilirsiniz. İşte ben en fazla %5 zarar edeceğim bir sistemde işlemler yapacağım diyebilirsiniz. Bunlar çok basit ve naif stop belirleme yöntemleri olsa da kesinlikle yanlış değil. Peki biraz daha profesyonel olarak stop seviyeleri nasıl belirlenir? Bunun için teknik analiz grafiklerine bakalım. Ekranda Bitcoin'in lineer ölçekte günlük zaman diliminde grafiğini görmektesiniz. ATR yani Average True Range isimli bir gösterge var. Türkçesi ortalama gerçek aralık demek. Standart bir stop belirleme yöntemi olarak bu göstergeden yararlanılır. Üst taraftaki indikatörler kısmına ATR yazarak grafiğimize ekleyelim alt tarafta görmektesiniz. Bu gösterge fiyatlardaki oynaklığı ölçmek için kullanılır. Peki bu göstergeyi kullanarak stop loss nasıl belirlenir? Şu an bu gösterge standart değerinde yani 14. Ve Bitcoin için son değeri 1600'lerde. Bu şu demek, Bitcoin'in son 14 gündeki günlük ortalama oynaklığı 1600 dolar. Standart işlem bu son değerin iki katına stop loss koyulmasıdır. Şu an Bitcoin'in fiyatı 40.000 dolar seviyesinde o zaman stop seviyemizi 36.800 dolar olarak belirlemek makul olacaktır. Mantığı da şu şekilde. Stop biz daha büyük zararları engellemek için kullanıyoruz ama durduk yere stop olmak da istemiyoruz. Yani stop mesafesini ne çok yakına ne de çok uzağa koymalıyız. Bir denge olmalı. İşte ATR değeri bize bu denge noktasını veriyor. Günlük olarak ATR'nin iki katı bir hareketlilik fiyatın normal seyrinden çıktığını belirtir. Zaten göstergenin ismi de gerçek aralık. Yani bize fiyatın gerçek aralığını ortalama oynaklığını gösteriyor. Bu seviyenin üzerindeki oynaklıklar da anormal olarak kabul ediliyor. ATR'nin standart değeri 14. Ama stop loss seviyenizin güvenliğini bir nebze daha arttırmak isterseniz uzunluğunu 30'a ayarlayarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu sefer de bize 30 günlük ortalama oynaklığı verecektir. Ayrıca day trading yapıyorsanız bu gösterge günlük grafikte değil saatlik grafikte kullanmanız daha doğru olacaktır. Öte yandan teknik analize göre alım işlemi gerçekleştirdiyseniz yine teknik analize göre stoplar belirlemelisiniz. Örneğin şurada bir düşen trend var ve şu kırılımdan sonra alım yaptığımızı düşünelim. O zaman stopumuzu bu düşen trendin altında bir noktaya koymalıyız. Ne kadar altında bir noktaya koyacağımızı da yine ATR'den yararlanarak belirleyebiliriz. Yatay destek ve dirençler için de aynı yöntemleri uygulayabiliriz. Son olarak iz süren stoplara değinelim. Bu yöntemin pek çok çeşidi var. Ben sadece en yaygın kullanılan bir tanesini açıklayacağım yeni en yüksek yöntemi. Bu yöntem stop loss seviyesinin piyasa yeni en yüksekler yapmaya devam ettiği müddetçe yükseltilmesi ilkesine dayanır. Fiyatlarda yeni bir en yüksek görüldüğünde gün kapanışı beklenir. Bu yeni en yükseğin görüldüğü günün en düşük noktasının altına stop loss koyulur. En yüksek görülmediği takdirde stop loss seviyesi sabit kalır. Biraz karışık gelmiş olabilir örnek üzerinden açıklayayım. Şimdi diyelim şu seviyeden işleme girdik 41 bin dolarlardan. ATR'miz 2400 seviyelerinde. O zaman stop seviyemizi 36200 dolar olarak belirliyoruz. Eğer bir sonraki gün düşüş olsaydı stopumuzu değiştirmiyorduk ama gördüğünüz gibi yükseliş devam etmiş. O zaman gün kapanışını bekliyoruz ve bugünün en düşük noktasının altına yine ATR yöntemiyle yeni bir stop loss belirliyoruz. Bir sonraki gün yine yükseliş olmuş. Yine aynı şekilde stop lossumuzu belirliyoruz. Mesela şurada bir düşüş yaşanmış. O zaman stop lossumuzu ellemiyoruz. En son hangi noktadaysa orada sabit kalıyor. Yani en yüksek yapmadığı sürece stop loss hep sabit kalıyor. Eğer fiyat buradan bu şekilde bir düşüşe geçseydi bu en son bumumuzun dip noktasının altında bir yerde stoplanacaktık. Devam edelim. Stop seviyelerini sürekli yükseltiyoruz. Çünkü sürekli yeni yükselişler gelmiş. Bakın şu noktada yükselişler kesintiye uğramış. Buraya kadar iş süren stopumuzu devam ettirdiğimizi düşünelim. Bugünün en düşüğünün 2 ATR boyuna da stopumuzu tekrardan ayarlayalım. En düşüğümüz 63.700 dolar seviyelerinde. ATR'de 2.700'lerde. O zaman stop seviyemizi 58.200 dolar olarak belirliyoruz. Şöyle yatay bir çizgiyle stop seviyemizi belirtelim. Bakın ucu ucuna sanırım burada stoplanıyoruz. Bu noktada stoplanmasak bile ilk süren stopu devam ettirdiğimiz sürece muhtemelen şu noktalarda yine stoplanacaktık. 41.000 dolarlardan işleme girmiştik 58.000 dolarlarda stoplandık. Bu sayede akabinde gelen şu çok ciddi düşüşü hiç yaşamamış olduk işlemimizi başarıyla sonlandırdık. Dediğim gibi buna benzer ara hedefler yöntemi, en düşük kanalı yöntemi, pivot sistemi yöntemi gibi daha pek çok başka iş süren stop yöntemi var. Özellikle ben çok kullanmasam da pivot sistemi uluslararası alanda çoğunlukla da spot döviz piyasalarında sıklıkla kullanılır. Hepsinin mantığı da bir yerde benzerdir. Burada anlattıklarımı birebir uygulayabilirsiniz ya da kendi risk profiliniz ve işlem stratejinizi belirleyerek kişiselleştirebilirsiniz ki kişiselleştirmek daha sağlıklı işlemler yapmanızı sağlayacaktır. Dediğim gibi finans piyasalarının farklı doğruları var. Size uygun olanın hangisi olduğunu belirleyecek olan da yalnızca sizsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Aklınıza takılan noktalar varsa yorumlara yazın. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.